Şahin FOMC toplantısı sonrası dünya borsaları oynak ve satıcılı bir seyir izliyor. Değer teması döngüsel ve büyümeyi, büyük şirketler küçükleri yeniyor. Geçmiş döngülerin analizi, Şahin FED sinyallerinin kısa vadede borsada %10 ila %15 gerilemeye yol açtığını gösteriyor. Mevcut geri çekilme, düzeltme hareketinin büyük ölçüde tamamlandığına işaret ediyor. Ay sonu portföy dengelenmesinin Amerikan endekslerini desteklemesi bekleniyor. Haber akışında Rusya-Ukrayna jeopolitik gerginliğinin sıcak savaşa dönüşmeden atlatılacağı yönünde yorumlar öne çıkıyor. Dolara karşı %2 değer kazanan ruble ve %6 yükselen MSCI Rusya, piyasaların savaş fiyatlamasından uzaklaştığını gösteriyor. Borsa İstanbul, FOMC sonrası satış dalgasında dünyadan pozitif ayrışıyor. MSCI Türkiye %1.9 değer artışıyla Rusya'nın ardından en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi. Dördüncü çeyrek büyüme beklentisi güçlü olan Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Aselsan, BİM, Coca-Cola, Ford Otosan, Pegasus, Şişecam, Türk Hava Yolları, Türksel ve Türk Telekom yükselişte öncü konumda. Bankalar endeksin gerisinde kalırken yapı kredi endeksi yenebilen tek banka. Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1996 ve 2000. Borsayı genel anlamda güçlü görüyoruz endeksin 2000 üzerinde kalıcı olması, Fed dalgasının büyük ölçüde atlatıldığını gösterecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.